Ben şimdi tabii yine Türkiye böyle algıların çok daha belirleyici olduğu maalesef böyle bir topluma, böyle bir şeye sürüklendik. HDP ile İyi Parti'nin aynı bu parlamento boyutunda bir ittifak şemsiyesinin altında olması, ben şahsen ya HDP'yi de İyi Parti'yi de toplumun tercihleri açısından düşüncelerinin farklı olması, iddialarının farklı olması boyutuyla değerlendirmeden bu parlamentoya girme, çoğulcu demokrasi, katılımcı demokrasi iddiamızı güçlendirecek bir şey olduğunu inanıyorum. Ama bunun partilerin pratiğinde çalışabilirliğinin üzerinde şüphesiz ki zorluklar var. İYİ Parti seçmeni veya İYİ Parti yöneticilerinin HDP ile birlikte bir fotoğraf vermek istemedikleri gözüküyor. Bu fotoğrafı vermemelerinin onlara bu duyguyu, bu kararı aldıran şey zannediyorum ki kendi seçmen tabanlarıyla ilgili endişeleri, kaygıları veya işte bu konuyla ilgili beklentilerine uygun bir netice çıkmayacağına dair şeydir, tespitleridir diye düşünüyorum. Yoksa yani bir HDP'nin, İyi Parti'nin yani MHP AKP ittifakı eğer kendi zemininde barajı sıfırlamışsa ve ondan meşru olan bu hal ve bunun uyum yasaları içerisinde de bir yasa zeminine taşınmışsa bence muhalefet partilerinin hepsinin bir arada olması bu parlamento çoğunluğunu elde etme açısından asgari cumhurbaşkanlığı seçiminde bir netice alamasalar bile cumhurbaşkanlığı denetleyecek 301 sayısını Sayın Cumhurbaşkanı ve MHP zemininden daha yükseğe çıkarabilecek 301 sayısına ulaşmaları için bu sıfır baraj ittifakını doğru buluyorum.